Gizem Gürses, az önce de söyledim, biz 9 saatlik bir yolculuğun ardından bu noktaya ulaştık ve yolda gördüğümüz şey şuydu: neredeyse her 10 dakikada bir üzerinde göçmenler yazan araçlar geçti yanımızdan. Otobüsler geçti, üzerinde Ukrayna bayrakları vardı. Bu şu demek oluyor, yani o otobüsün Ukraynalı göçmenleri taşıdığı anlamına geliyor. Şimdi İsmail'e vereceğim sözü. İsmail, neler gördük bugün dün, ve bu noktada? Dün tabii İshakça'daydık ve İshakça'da buraya göre daha sınırlı sayıda göçmen topluluğu gelmişti Odessa'dan ve daha sınırlı bir yardım organizasyonu vardı. Ama dünle kıyasla burası, yani Sirte, Siret, özür dilerim, sürekli Libya'daki evet. Sirte ile karıştırıyoruz. Siret kapısı ise düne göre kat be kat daha büyük bir kapı, daha fazla mülteci geliyor ve daha organize bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir kere takdir etmek gerekiyor, tebrik etmek de gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurum ve kuruluşları burada etkin bir görev üstlenmiş durumdalar. Birazdan zaten kendileri anlatacaklar. İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD, Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE, Diyanet İşleri ve diğer özel kuruluşlar burada özverili çalışmaları yürütüyorlar. Ve benim gördüğüm kadarıyla Romanya'da en iyi hazırlanmış ve en teşkilatlı çalışmada burada bizim kuruluşlar tarafından yürütülüyor. Dolayısıyla onu teslim ettikten sonra şunu ifade etmem gerekir: çok büyük bir yardım organizasyonu var. Rumen Ortodoks Kilisesi, Yahudi dernekleri, efendime söyleyeyim, çocuklara yardım kuruluşları. Mesela şu an burada yığınla çadır var. İçinde çocuklar var ve yaşlılar var. Akın akın gelen insanlar buradan otobüslere bindirilip işte aslında bir belirsizliğe doğru gönderiliyorlar. Belki kimileri Romanya'ya, kimileri Türkiye'ye. Bizim burada AFAD'dan da aldığımız bilgiye göre her gün birkaç otobüs birden gönderiliyor. Kiev'den ya da Ukrayna'nın başka memleketlerinden Çernivski şehrine trenlerle, oradan da buraya otobüs seferleriyle sınırın bu hattına, buradan da Türkiye'ye yolculuğa çıkarılıyorlar. Fakat şunu söylemek gerekiyor: bu daha ne kadar devam edecek? Yani evet, burada organize bir yardımlaşma ağı var. Fakat bu savaş, ki iddiaya göre bugün Rusya bütün güçleriyle Kiev'e girebilir. Orada evet savaşçılar kaldı. Ama orada çatışmalar günlerce sürerse bu basınç halinde ülkenin güneyine ve batıya doğru yönelecek. Ve bugün 1,5 milyon olan insan göçü yarın 2 milyon, ertesi gün 2,5, sonra 4 ve 5 diye devam edecek. Yani bu yardım organizasyonu da gelen göçü kaldıramayabilir. Çünkü ülke 40 milyonun üzerinde nüfusa sahip. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Ben karşılaştım. Burada az önce bir Azerbaycanlıyla görüşme yaptık. Recep İsmailov ya da İsmailov Recep, neyse. Ya Fransa'dan gelmiş, eşi burada kalmış. Şurada 300 metre ileride gelip kavuşamıyorlar. Saatlerdir bekliyorlar. Belki yarına kalacak. Bir Azerbaycanlı geldi, bir genç. Kiev'den gelmiş. Allah rızası için beni Türkiye'ye gönderin diyor. Oradan Azerbaycan'a geçeceğim. Şimdi kuşkusuz bizimkiler burada yardım ediyor ama bu sürdürülebilir bir durum değil. Burada asıl olan Rusya'nın bu işgalinin sonlandırılması ve bir barış sağlanması. Burada Türkiye'nin de tarafsız kalması ya da iki tarafla da görüşme kanalları açık tutması önem arz ediyor. Çünkü eğer bir görüşme olursa, bugün telefon trafiği vardı Cumhurbaşkanı ile ülkeler arasında, umarım bu kısa zamanda bir barış zemini sağlanmasına sebebiyet verir. Özlem Gürses, şimdi yanımda bir konuğum var. UMKE ekibinden Mehmet Karataş bizlerle birlikte. Ben ona tabii hemen sözü bırakacağım ve izlenimlerini öğreneceğim. Mehmet Bey, kaç gündür buradasınız? Öncelikle onu öğreneyim ve sonra burada neler yaşandı, neler yaşanmaya devam ediyor? 4 gün önce Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi olarak Ankara'dan çıktık. 3 UMKE acil müdahale aracı ve 10 sağlık personeliyle beraber geldik. 3 gün önce de Sarı Hastanemizi kurduk. Nöbet şeklinde hizmet vermeye başladık. Öncelikle tabii Türk vatandaşları olmak üzere bütün buradaki tedaviye ihtiyacı olan bütün herkese hizmet veriyoruz. Nöbet usulü çalışıyoruz. 10 sağlık personeli var. 2 tanesi uzman hekim. Tabii burası tedaviye ihtiyacı olan herkese kapımız açık. 10 tane sağlık personelinin 2 tanesi uzman hekim. 5'er kişi şeklinde nöbet usulü çalışıyoruz. Burada otobüslerle gelen Türk vatandaşları gerçekten Türk bayrağını gördüğü zaman bize doğru hızlıca geliyorlar. Duygu dolu bir ortam oluşuyor.
bu şekilde. Peki günde kaç kişi giriş yapıyor tahmini olarak? Çünkü bugün İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı ve dedi ki Ukrayna'dan Türkiye'ye yaklaşık 20 bini aşkın kişi geldi. Sizin gözleminiz nedir? Yani en azından bu kapıdan günde kaç kişi giriş yapıyor? Tabii tam olarak sayı bilemiyoruz ama burada 24 saat geçişler olmakta. Akşama doğru daha fazla geçişler oluyor. Gece çok sakin oluyor. Bize 3 günde yaklaşık 30 kişi tedavi amacıyla başvurdu. Bunların çoğu soğuk üst solunum yolları enfeksiyon nedeniyle başvurdu. Çünkü şu anda da yayın yapmakta da aslında zorlanıyoruz. Özellikle ben titriyorum neredeyse soğuktan. Çok soğuk. Şunu sormak istiyorum. Yaralı gelen var mı? Çünkü siz sağlık ekibisiniz ve oradan buraya yaralı halde gelen ve buradan bu yolu geçmeye çalışan bir mülteciyle karşılaştınız mı? Yok, hiç karşılaşmadık o şekilde. Yani genel olarak burada gelen göçmenlerin şikayeti soğuk algını Soğuk algını. Çok teşekkür ederiz. Ya da kronik rahatsızlığı olan insanlar başvuruyor. Evet Bey, çok teşekkürler. Hemen diğer konuğumu almak istiyorum, Özlem Gürses. Oğuz İlkbahar AFAD ekibinden bize buradaki son durumu aktaracak. Çünkü burada neredeyse 24 saat boyunca çalışıyorlar ve mültecileri ilk karşılayan ekipler onlar. Oğuz Bey, izlenimlerinizi dinleyelim önce. Aynı soruyu size de soracağım. Günde ortalama kaç kişiyle temas ediyorsunuz? Yani bu kapıdan kaç tane Ukraynalı mülteciyle konuşuyorsunuz, yardım ediyorsunuz? Çünkü burada sadece siz yoksunuz, aslında bir sürü ekip var. Evet. Ama bizim gördüğümüz şey şuydu. En koordine olan ekiplerden bir tanesi AFAD. Evet, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler neticesinde AFAD koordinasyonunda gerekli insani yardım sağlamak amacıyla gerekli kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlamak amacıyla 11 kişilik bir insani yardım ekibi olarak biz buradayız. Ülkemizden bugüne kadar 18 insani yardım tırı Moldova ve Ukrayna'ya teslim edildi. Halihazırda 7/24 esasına uygun olarak insani yardım faaliyetlerimizi bu noktada Romanya-Ukrayna sınırında, Silet sınır kapısında devam ediyoruz. Esasında Ukrayna vatandaşları için geçen, sadece Ukraynalılar geçmiyor tabii. Mesela ilk iki gün Güney Asyalı öğrenciler çoğunluktaydı. O sayı tam olarak bilinmiyor. Tabii ekseriyetle biz Türk vatandaşlarına yardım amacıyla buradayız. Milliyet ayrımı yapmadan herkese yardım ediyoruz. Türk vatandaşlarının sayısı günlük ortalama 300-400 arasında oluyor. Bizim devletimizin organizasyonu yaptığı ve özel kendi araçlarıyla geçenler. Tabii diğer vatandaşların sayısı, diğer insanların sayısı çok belirsiz. Bunu Romanya makamları da açıklamıyorlar açıkçası. Biz Türk vatandaşlarının sayısını biliyoruz ama diğer mültecilerin sayısı şu anda tam belirlenebilmiş değil. Şunu da sormak istiyorum. Buradan sonraki yolculuk nasıl devam ediyor? Yani sizinle de öncesinde de konuştuğumuzda da aslında burada söylemiştim. Bir Milano, üzerinde Milano yazan bir otobüs gördüm ben mesela. Buradan nereye gidiyor bu insanlar? Yani evet, Türkiye vatandaşı olanlar oraya gidiyorlar ama diğerleri ne yapıyor? Nasıl bir yol izleniyor burada? Diğerler için izlenen yol Romanya hükümeti tarafından buraya en yakın şehir olan Suceava şehrine tahliyeleri gerçekleşiyor. Daha sonra tamamen kendi imkanlarıyla devam ediyorlar. Burada sadece Türkiye Cumhuriyeti kendi vatandaşlarını Ukrayna'nın içinden alıp İstanbul'a kadar götürüyor. Onun dışında diğer insanlar, diğer mülteciler buradaki bir sonraki şehirde havalimanına, tren garlarına, otobüs garlarına bırakılıyor sadece. Daha sonrasında kendileri, kendi imkanlarıyla devam ediyorlar yollarına. Çok teşekkür ediyoruz Oğuz Bey, aktardığınız bilgiler için. Şimdi bir konumuz daha var. Şirin ve İsmail bana işaret ediyor. Hoş geldiniz. Önce isminizi öğreneyim. Abdullah ismim. Abdullah Bey, üzerinizde, yani şapkanızda yazan yazıyı görüyorum. Tim, ne demek Tim ve siz burada ne yapıyorsunuz? Tim isminden de üzere bakılacağı gibi Tim kısaltma olarak, Tim Arama Kurtarma Derneği olarak faaliyet gösteriyoruz. Biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, cihanda barış düsturuyla biz de maalesef ki bu bölgedeki yaşanan olaya duyarsız kalamazdık. Biz de bir sivil toplum kuruluşu olarak bu bölgedeki din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın ihtiyacı olan tüm savaş mağduru insanlara yardımcı olabilmek adına
4 kişi 3 gün önce Türkiye'den atlayıp buraya geldik. Tabii ki bunda bizim gönüllümüz olan, sevdiğimiz, bizimle beraber destek olan Türkiye'de yaşayan dostlarımızın da yardımlarıyla birlikte bir karavanla beraber bölgeye intikal ettik. Maalesef ki bölgede özellikle psikolojik olarak çok etkilenmiş vatandaşlar var, savaş mağduru insanlar var. Bunları zaten gözlerinden okuyabiliyorsunuz. Çok hava soğuk olması münasebetiyle siz de üşüyorsunuz, bizler evet, de üşüyoruz. Biz biraz 3 günde alıştık buradaki duruma ama şunu özellikle ben size sosyal mesaj olarak vermek istiyorum. Buyurun. İnsanların özellikle söylediği, Ukrayna'dan gelen buraya gerek Türk vatandaşı olan, gerek Ukrayna vatandaşı olan, gerek diğer ülkelerin vatandaşlarının söylediği tek bir şey var. Biliyorsunuz ki 2 gün sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Biz çok duygulandık. Özellikle bugün böyle bir diyaloğa geçerek, bize bunları söyleyerek, Rusça ve Ukraynaca genelde söylüyorlar bunları. Aramızda arkadaşlarımızda bilen var Rusça. Biz 8 Mart'ta hep gül almaya alışkındık. Şu an hiç gül istemiyoruz, çiçek istemiyoruz, hediye istemiyoruz. Sadece iki kardeş ülkenin barışmasını istiyoruz ve artık böyle savaşa devam etmemesini, son verilmesini istiyoruz. Bu bizi gayet ziyadesiyle çok duygulandırdı. Hatta sublimler veriyormuş gibi olmak istemem ama çok da duygulandık evet. İşin açıkçası. Sizleri de burada görmek bizleri çok mutlu etti. Biz teşekkür ederiz Abdullah Bey. Çok teşekkürler. Evet, Şirin yanımda az önce buraya gelen göçmen kadınların dileğinden bahsetti Abdullah Bey. Ve dedi ki o kadınlar şunu söylüyor. Biz artık 8 Mart'ta hediye, çiçek ya da başka bir şey istemiyoruz. İşte arkamızdan evet, da geçiyorlar. Şu anda geçişler devam ediyor bu noktadan. Çocuklar ve kadınlar geçiyor. Buradaki mesajlar bu şekilde. Burada şu an yaşananlar bu şekilde. Biz aktarmaya devam edeceğiz size Özlem. Burada yaşananları. Buradayız bu gece. Burada kalacağız. Uzunca saatler boyunca buradayız. Tekrar bağlantılarla buradaki durumu aktarmaya devam edeceğiz. Esma Yılmaz, Şirin Payzın ve İsmail Saymaz'a ve değerli konuklarına çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ne kadar güzel sınır hattında göçmen kadınlara bir Türk sivil toplum örgütünün çiçek sunması, bu duygusal anların yaşanması. Ne yazık ki bültenin